Kıbrıs harekatı ile alakalı çok fazla bilgiye sahip olsak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu Raif Denktaş'ın öyküsünü çok azımız bilir. Ben bugünkü videoda size Raif Denktaş'ın hayatını anlatacağım kısaca. Raif'i çocukların arasında en atılgan, en cesur ve en idealist olarak niteliyor Rauf Denktaş. Gözü pekliğinin yanı sıra hem zeki hem de çalışkan biri. ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde eğitim görüyor, 3 yabancı dil biliyor, beste yapıyor ve şarkı söylüyor Raif. Bu özellikle kızların da favorisi, gençliği Kıbrıs'ta ve Ankara'da kendisine vurulan genç kızların hayallerini süsleyerek geçiyor. 70'lerdeki öğrenci hareketlerinde kendisine yer buluyor ve emperyalizm karşıtlığı, hakça paylaşım, insanca yaşam söylemleriyle sol yelpazede aktif olarak siyaset yapıyor Raif. Mücadelesi sadece fikirsel olarak değil, eylemsel olarak da devam ediyor. 74 öncesi adı da terör estiren, EOKA faşizmine karşı silahlanarak meşru müdafaya girişen Türk gençlerin başını çekiyor. Türklerle Rumların barış içinde yaşadığı, farklılıkların kültürel zenginliğe dönüştüğü hür bir Kıbrıs için mücadelesi Raif'in. Bu yüzden adayı Yunanistan'a bağlama hayali kuran Enosisçi, Helen ırkçılarının saldırısına uğrar ve pek çok kez ölümden döner. Ancak Rauf Denktaş'ın da söylediği cesur yönüyle asla geri adım atmadan EOKA'ya karşı direnmeye devam eder Raif. 74 Barış Harekatı'nda ortalarda bile görünmeyen çoğu siyasinin aksine eline aldığı tüfeği ve başındaki miğferiyle EOKA'ya karşı Türk askerinin yanında kurşun dahi sıkar. Harekat sonuçlanıp Rum faşizmi mağlup olduktan sonra Raif, EOKA'nın ve Enosis ideallerinin yer etmediği bir Kıbrıs'ta Rumlarla birlikte barış içinde yaşayacakları günün geldiğine inanmaya başlar. Ancak 1980 yılında yaşanan askeri darbe ile Raif'in hayalleri yok olmaya yüz tutar. Zira Kıbrıs artık Türkiye'nin barış için garantörlük görevi üstlendiği bir toprak parçası değil, kendi ulusal çıkarları için kullandığı askeri bir üs haline gelmiştir. 1980 sonrası Kıbrıs'ın harita üzerindeki yerini dahi bilmeyen binlerce insan Türkiye tarafından adaya yerleştiriliyor. Kuzey Kıbrıs'ın demografik yapısı da buna bağlı olarak değişiyor. Türkiye'den gelenler Raif'in Rumlarla birlikte barış içinde yaşama hayalinden habersiz bir haldeler. İşin kötüsü Kuzey Kıbrıs'ın siyasi yönelimini de artık bu insanlar belirlemeye başlıyor. Çünkü sayıları Raif ve Raif'le aynı fikirleri paylaşan ada halkından fazla durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1983 yılında Lefkoşa'daki Hilton Oteli'nde çok sert bir konuşma yapıyor Raif. Bu konuşma çocukluğundan beri hayatını ortaya koyarak mücadele verdiği Rum faşizminin yanı sıra Kuzey Kıbrıs'taki dengeleri alt üst eden Türkiye'deki 12 Eylül yönetimine de yöneliktir. Raif hayatında ilk kez Rum faşizminden farklı bir noktaya da cephe almıştır. Bu yüzden Türkiye destekli Kuzey Kıbrıs yönetiminden de çok büyük bir tepki görür. Hatta vatan hainliği ile bile suçlanıyor. Baba Rauf Denktaş her türlü zulmü gördüm. Ama ilk kez bu yaşananlar karşısında gözümden yaş geldi demiştir. Çünkü ne Rauf Denktaş 12 Eylül yönetimine kafa tutabilecek kadar güçlüdür ne de oğlu Raif baskıdan sinecek kadar zayıf. Raif'in vatan haini damgasını yediği bu dönem aile için çok zor geçer. Derken Türkiye'de yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan İranlı bir uyuşturucu taciri Raif'in de uyuşturucu trafiği içinde yer aldığını ve bu işten 20 milyon dolar para kazandığını ifade olarak verir. Bu ifade hiçbir delille desteklenmez. Bu yüzden Raif hakkında başlatılan soruşturma kapanır. Ancak soruşturma çoktan basına sızmıştır. Gazeteler yaptıkları haberle olay tüm yurda yaymış ve Raif Denktaş yargılanmadan infaz olmuştur bile. Soruşturmanın ardından Raif sadece bir evim ve iki de eski arabam var. Bunun dışında mal varlığım olduğunu ispat ederlerse hapse girmem, kendimi öldürürüm demiştir. Bütün bu yaşananlar Raif'i mücadelesinden geri bırakmaz. Kıbrıs'ta ve Türkiye'de hakların birlikte yaşayacağı özgür bir ada için çalışmaya devam eder. Raif'in bu tutumu 12 Eylül yönetimi kadar Yunanistan'dan da tepki görmektedir. Bu yüzden Yunanistan tüm kurumlarıyla birlikte Raif'in sahip olduğu iddia edilen milyonlarca doları ortaya çıkarmaya çalışır. Ancak böyle bir para bulunamaz. Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasında geçen bu gerilim dolu yıllarda çok sevdiği işini de yapmaya devam eder Raif. Kıbrıs'ta hem mimarlık hem de akademisyenlik yapmaktadır ve 1985 yılında ders verdiği mimarlık fakültesinden çıkıp evine gitmek üzereyken aracının askeri bir kamyonla çarpışması sonucu 34 yaşında hayatını kaybeder. Raif'in cenazesinde tabutu üzerine kapanan Rauf Denktaş, "Raif'im, aslanım, sana bunu kimlerin yaptığını biliyorum, yanlarına bırakmayacağım." demiştir. Ancak yaşamı boyunca bu olay hakkında sessizliğini pek bozmamıştır. Raif'in iddia edilen milyon dolarlık mal varlığına gelince ölümünden sonra kendisinden geriye bahsettiği evi ve kaza sonucu biri hurdaya dönen iki aracı kalmıştır. Bir de öğrencilik
yıllarında bestelediği ve Sıla 4 isimli grupta arkadaşlarıyla birlikte seslendirdiği şimdi dinleyeceğiniz şu Kıbrıs türküsü kalmıştır. Başları kara bağlı, dedin sevdalı.